Merhaba, şu an neredeyiz? Havaalanındayız ve az önce kaybolduk. Neyse ki yolumuzu tekrar bulabildik. Hala aramaktayız. Evet, hala aramaktayız. Hala bulabilmiş değiliz. Umarım yakın zamanda bulacağız. 270 yoksa? Galiba bulduk. Tamam. Of, resmen havaalanları işkence. Ve sabahın köründe buraya geldik. Uçağımız 7.10'da. Ve bunun için... 2 saat önceden geldik. 3.30'da kalktık. Çünkü 2 saat önceden gelmemiz gerekiyormuş ki bu saçmalık. Çünkü yine bekledik. Yani 1 saat önce gelseymiş olurmuş kesinlikle. Şu anda sinirlendim. 230. Evet. Yine bekleyeceğiz. Her zamanki gibi. Gidiyorum. Karson maceramızı. Aynen. Uçağa bineceğiz şimdi. Uçağımız Frankfurt'a geldi ve daha sonra 15 dakika boyunca bagajlarımızı bekledik ve bagajlarımız çıkmadı. Daha sonra en sonunda neyse halloldu, bagajlarımızı bulduk ama yani mümkün değil, bulamazdık yani şey sorulmasa hiç. Sonra koşturmaya başladık çünkü otobüsle Strasbourg'a geçecektik ve her şey çok zor ama. Ama öncesinde yemek yedik. Ben hala yemedim, güçlü kalamıyorum, açım, aç, dayanamıyorum. Neyse, burası böyle bir yer. Gayet hoş. Otobüs bekliyoruz hala. Hala bekliyoruz. Öyle işte. Strasbourg'da görüşmek üzere. Sonunda mutlu sona ulaştık ve Fransa'da, Strasbourg'da evimizdeyiz. Sarayla ikimiz kalıyoruz. Çok tatlı bir kadın var, biz evini bırakmış. Çok mutluyuz. Evde çok güzel, böyle çok lüks. Çok hoş. İnternet yok. Maalesef internete şu an ulaşamadık, şifreyi bulamadık ama hala üstünde çalışıyoruz. Hackleyebiliriz. Şurada yatacağız. Çok tatlı bir yatak var burada. Ve manzarası nehir manzaralı. Kesinlikle mükemmel ve bu kadına bayıldım. Nereliydi bu kadın? Nijeryalı mı? Yok. Hayır. Cezayirli. Doğru. Nijerya nereden aklıma geldi? Cezayirli bir kadın. Ama çok tatlı böyle. Bize bir sürü şey bırakmış. Evet, akşam 7'de bizim bir otobüs bus station'da olmamız gerekiyor. Ama orası nerede onu da tam olarak bilmiyoruz. Umarım bulabiliriz, kaybolmayız. Görüşürüz. Şu an Fransa sokaklarında yürüyoruz ve utanarak söylüyoruz ki az önce kendi apartmanımızda mahsur kaldık. Kapıyı açamadık. Sarayla beraber. Artık her şeyi böyle çekeceğiz. Evet, aslında tek yapmamız gereken biraz ittirmekmiş. Çocuk, küçük bir çocuk bizim için açtı. Biraz utanç vericiydi. Belki de bizden daha güçlüydü. Tabii ki daha güçlü olabilirdi yani. Olabilir. Düşüyordum. Burası gerçekten çok güzel. Evet, şimdi telefonlarımıza hat almaya gidiyoruz çünkü iletişimimiz koptu herkesle. Hiçbir şekilde kimseye ulaşamıyoruz. Bu videoyu da büyük ihtimalle sizinle paylaştığımızda internetimiz olduğu için paylaşacağız. Kesinlikle. Biraz bağlandı. Tuhaf çocuklar var. Evet, akşam yemeği yemeye gideceğiz daha sonra da. Evet. Umarım bulabiliriz. Bize yol tarifi yapan kişi gayet güzel yaptı ama biz o sırada biraz etrafı izlemekle meşgul olduğumuz için biz ve yönlerle genelde aram iyi değildir. O yüzden hayırlısı diyoruz. Görüşürüz.
hala telefoncu bulamadık. Herkesin elinde telefon var. Fakat ya nasıl oluyor, biz nasıl bulamıyoruz onu bilmiyorum. Bu telefon hat satan insanlar nerede? Bu büyük bir muamma. İnternet üzerinden mi yapıyorlar diye soruyoruz kendimizi. Öyle bir ya Türkiye'de iki adımda bir Vodafone, Avaya bir şeyler var. Ya Allah'ın cazı için bir Vodafone olsunlar ya. Evet, Fransa'da yeni bir güne uyandık. Bugün planımızda Alessandra ile 12'de buluşup beraber öğle yemeği yiyip sonra da atölyemize gideceğiz. Evet. Sonra da çocuklara bir şeyler öğreteceğiz. Akşam da Alessandra ve Celal ile yemeğimiz var. Tabii bilmediğim bir şeyi nasıl öğreteceğim, o ayrı bir konu ama. Ben önce Sara'ya öğreteceğim Scooby-Doo yapmasını. Daha sonra da beraber. Scooby-Doo anahtarlık bu arada. Evet. Evet, çok güzel yapacağız bence. Olacak. Ayrıca Türkiye'de bulunmaması nedeniyle yapamıyor çocuklar. Çocuklara Scooby-Doo alın lütfen. Scooby-Doo ipi getirin Türkiye'ye. Buradan da Türkiye'me selamlar. Ne yapıyoruz? Şimdi biz biraz erken çıktık çünkü Dolaşacağız. Turistlik yapacağız. Evet evet, ve keşfedeceğiz biraz. Öyle. Peki, görüşürüz. Burası Strasbourg'un tiyatrosuymuş. Gayet güzel bir bahçesi var. Şimdi öylesine nereye gidebileceğimizi görmek için yürüyoruz. Kesinlikle belli ediyoruz. Çünkü yoksa zevki çıkmaz bu olayın. Ben koskocaman bir yapı var karşımızda. Çok güzel, kendini gözüküyor. Evet, bununla hiçbir fikrimiz yok. Birazdan çözeceğiz. Aynen, birazdan çözmeyi düşünüyoruz. Umarım yani. Bu arada hangi istasyondayız? Republik'te. Aynen, Republik'te indik. Ezilmeyelim, burada bir şey var. Tramvay hattı. Sağ salim Türkiye'ye dönebilirsek. Hiç problem yaşamadık. Böyle beyaz çizgiye bastığın anda duruyorlar. Burada herkes ulaşım olarak bisikleti tercih ediyor. Yani 100 kişi varsa atıyorum, 20 kişi araba kullanıyorsa, 20 kişi de yürüyorsa, geri kalan 60'ı bisikletli. İnanır mısınız, buranın çocukları bile Fransızca konuşuyor. Evet, opera binası burası. Dur şuradan. Ne kadar büyük. Burası, üniversite yazıyor şurada. Burası çok düzenli bir yer ama ya. Şu ana kadar hiç bakkal görmedik, bakkal gibi bir şey. Zaten bir sürü patiseri gördük. Aynen, bir sürü pastaneler, bilmem neler. Ve ayrıca telefon hattı almak için de çok uğraştık. Ve çok para harcadık. Çok para. Arkadaşlar ne yapın ne edin? Önceden bir bilgi edin. Aynen, bilgi edin. 35 euro harcadık. Nereye? Hani sokaklara girelim. Baba bak orada... Orada neydi? Kilise mi o? Katedral galiba. Katedral. Telefonsuzluk kötü bir şeydi. O yüzden o parayı gözümüzü kırpmadan harcadık. İyi de yapmışız yani. Şu an yoksa internetsiz ve SMS'siz. Telefonsuz olacaktık. Şu bisikletlerin hepsine baksana. Çek çek. Elimizde güzel bir şey olsun. Birbirimizi çekiyoruz. Şimdi burası ilk geldiğimiz yer, uçaktan inince Frankfurt'tan otobüsle buraya geldik. Gar burası. Neyi göstereyim başka? Bayağı büyük bir garları var. Daha devam ediyor şuradan. Her tarafta bisiklet var. Şurada, şurada. Şurası zaten bisiklet dolu. Yani kesinlikle abartmıyordum herkes bisiklet kullanıyor derken. Arkadaşlar burası galiba Fransa'nın, Strasbourg'un Alsancağı. Öyle bir yer bulduk. Hemen Türkiye'ye göre yorumladık. Şuradan geldik. Buraya gideceğiz. Yarın tekrar gelelim mi buraya? Gelelim. Burası güzel mi?